Stres, zorlu ya da rahatsız edici bir durum karşısında kişinin hissettiği duygusal ve fiziksel gerilim halidir. Stres aslında düşük bir dozda olduğunda bilimsel olarak da ispatlanmıştır ki odağımızı arttırır ve daha başarılı olmamızı sağlar. Ancak bu stres düzeyi normal denilen sınırları aştığında kişinin hayatını olumsuz hislerle etkilemeye başlar ve o zaman da kişi için zararlı olur. Kaygı, bedenin ve zihnin gerçek ya da hayali, tehdit veya tehlike algısıyla oluşan bir durumudur. Kaygı, korkunun ve endişenin uç noktasıdır ve strese verilen yakın bir tepkidir. Kaygı, üç bileşenden oluşur. Bunlar, endişeli rahatsız edici düşünceler ve hisler, bedensel tepkiler ve davranış değişiklikleridir. Bedensel tepkilere örnek olarak anormal derecede uzun solunum, hızlı kalp atışı, gerilim tipi baş ağrısı, yorgunluk ve uykusuzluk örnek olarak verilebilir. Davranışsal değişikliklerden kastedilen ise kaygının zamanla insana kaçmayı, kaçınmayı öğretmesi ve güven kaybı yaşatmasıdır. Endişeli rahatsız edici düşünceler ise kaçma ya da kaçınma, güven kaybı, yaşam olayları, kaygının sebebi ne olursa olsun sürdürülmesine olanak sunan sebeplerdir. Rahatsızlık verici düşüncelere uçağa binmek isteyen birinin sürekli uçağın düşmesinden korkup uçağa hiç binmemesi örnek verilebilir. Çünkü bir şeyden korkmak normal olsa da bunların hayatımıza etki etmesine izin vermek artık kontrolden çıktıkları anlamına gelir. Zaten korku da olan değil, öğrenilen bir olgu olduğu için en başından bu tarz düşüncelerin zihnimize yerleşmesine izin vermeyerek kendimizi koruyabiliriz. Kaçma ya da kaçınma durumu bizi rahatsız eden olayları çözmek yerine sürekli kaçarak asla bu olayları çözemememize sebep olabilir. Kişinin kendine olan güvenini yitirmesiyle de süreci iyice içinden çıkılamaz hale getirebilir. Stres ve kaygı, organizmada psikolojik ve davranışsal pek çok bozukluktan deri ve sindirim sistemine kadar bağışıklık sisteminize ve daha birçok sisteme pek çok zarar verir. Uzun süreli ve devamlı strese maruz kalan kişilerde pek çok hastalık görülebilir. Bunun sebebi de bu duyguların zamanla bizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak tüketiyor olmasıdır. Kaygı, kişinin kendisinde göz seyirmesi, titreme, kas ağrıları, uyuşukluk ve karıncalanma, dişlerde kitlenme, kendini katı ve kasılmış hissetme, baş ağrısı, bağırsak hareketlerinde hızlanma ya da yavaşlama, migren gibi fiziksel belirtilerle kendisini gösterebilir. Daha detaylı bakarsak uzun süreli stres vücutta damarlarda hasara, yüksek tansiyona, kalp krizine, felce, besin emiliminde azalmaya, ishale ya da kabızlığa, bağışıklık sisteminin genel olarak çökmesine, mide ağrıları ve kadınlarda adet düzensizliğine ve buna bağlı hormonal sıkıntılara sebep olabilir. Kaygı, kalan hayatımız boyunca kötü şeyler olacağını düşünerek ve bir şeylerin olmasından korkarak yaşamamıza sebep olabilir ve bu süreçte bizi zararlı alışkanlıkları da yönlendirebilir. Stres de diğer bütün psikolojik ve fiziksel hastalıkların oluşmasına yer hazırlayabilir. Stres ve kaygı aslında zihnimize ektiğimiz olumsuz çiçeklerin tohumlarıdır. Ve eğer bilinçli bir şekilde kendilerini değiştirmeye çalışıp kendimize destek olursak, bu süreçte sevdiklerimizden destek alırsak ve gerektiği konumda uzmanlardan da yardım alarak bu süreçleri rahatlıkla atlatabiliriz. Hayatımızda kötü şeyler olabileceğini ve bizim bunları düzeltebileceğimizi, bazen ise düzeltemeyeceğimizin bilincinde olarak hayatımızı yaşamaya aslında başlangıç için en mantıklı seçenek olabilir. Çünkü bir tanecik hayatımızda hata yapmamız kadar doğal ne olabilir ki? Bırakın o hata olsun. Bunu fark ettikten sonra da kendinize kızmayın. Mümkünse düzeltin. Mümkün değilse de bu hatanızın kabul edip sonuçlarını minimalize eden ve sonraki davranışlarınızda da bu olumsuz etkileri ortadan kaldıran hareketler yapın. Unutmamalısınız ki bu hayatın başından sonuna dek kendi hayatınıza eşlik edecek tek ve birincil kişi sizsiniz.
cidden ve olan olduktan sonra lanet okuyarak çok kötü oldu demek yerine elinizden geleni yaptığınız için kendinizle gurur duymalı ve kendinize sarılmalısınız. İlk başta saçma dursa da hayatınızdaki bütün olumsuz durumlarda söylediğiniz olumsuz sözcükleri olumlu olarak değiştirirseniz bir süre sonra bütün hayatınız değişir. Bunu yapabilirsiniz. Kendinizi övmekten, etrafınızdaki insanları sevmekten, hayattan, kötü şeylerin olmasından korkmayın. Bütün olayları kontrolünüz altına almaya çalışmayın, dikkatli olun ama olumsuz duyguları sizin hayatınızdan alıkoymasına izin vermeyin. Bireysel psikoterapi, düzenli egzersiz, gevşeme teknikleri, davranışsal kendini kontrol ve günlük iş akışı içerisinde zaman yönetiminin yapılması bireysel olarak stresle başa çıkma yöntemlerindendir. Şiddet. Şiddet bir kişi veya gruba yönelik, birilerinin bedensel bütünlüğüne, mallarına veya simgesel ve kültürel değerlerine zarar verecek şekilde olan her türlü davranıştır. Bir mala zarar verme, yakma gibi mala yönelik eylemler ile cinayet, yaralama, dayak, tecavüz, rehin alma gibi kişiye yönelik fiziksel saldırılar ve tehdit, küfür, ayrımcılık, hakaret gibi kişiyi duygusal baskı altına alan bireysel eylemlerin yanı sıra da toplumsal koşullar ya da sistem tarafından uygulanan baskılar, savaş, terör ve işgaller çeşitli şiddet örneklerindendir. Eğer birisi ya da grup kendimizi mutsuz hissettiriyor, vücudumuzda fiziksel hasarlara yol açıyorsa, bizim huzursuz, mutsuz, kötü hissettiriyorsa bu şiddete maruz kaldığımız anlamına gelebilir. Duygularını ifade edemeyen, düşüncelerini mantıklı bir zeminde anlatamayan kişiler, şiddet görerek büyümüş ve bunu normal sanan insanlar şiddet uygulama eğilimindedirler. Ancak şiddet normal değildir. Şiddet suçtur. Şiddetin üç nedeni vardır. 1- Biyolojik nedenler. Şizofreni, paranoid bozukluk gibi psikiyatrik hastalıklar. Antisosyal veya narsistik kişilik bozuklukları. Hormonal seviyeyi etkileyen alkol ve madde kullanımı ve dürtü kontrol bozuklukları biyolojik nedenler arasında yer alır. 2- Psikolojik nedenler. Duygusal baskı, sorumluluklardan kurtulma isteği, hayal kırıklıkları, isteklerini yerine getirmeme, empati yapamama, şiddeti öğrenerek büyüme psikolojik nedenlerdendir. 3- Sosyal nedenler, yoksulluk ve eğitimsizlik gibi sebepler olabilmektedir. Şiddet psikolojik olarak bireyde öfke, ölmekten ya da bir ebeveynin kaybından aşırı korku, suçluluk duygusu, düşük özgüven, aşırı endişe, intikam duyguları, davranış problemleri, dikkat dağınıklığı, uyuşma, ait olmama, duyguları hissetme ve kabus görme, uyku bozuklukları, empati düşüklüğü, kişilik bozuklukları, saplantılı davranışlar ve fobiler gibi bir sürü psikolojik iz bırakabilmektedir. Yaralanmalar, kalıcı sakatlıklar, ölme veya öldürme, sağlık sorunları, düzenli sağlık kontrollerini ihmal etme, yetersiz beslenme, intihar teşebbüsleri de şiddetin çeşitli fiziksel sonuçlarındandır. Peki bizler, sorumlu ve bilinçli bir vatandaş olarak şiddet ile karşı karşıya kaldığımızda neler yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? Örneğin, acil durumlarda arayabileceğimiz acil servis 112, polis 155, jandarma 156 numaraları vardır. Ve aile, kadın, çocuk ve özürlü sosyal hizmet danışma hattı 183, aile içi şiddet yardım hattı gibi arayabileceğimiz numaralar vardır. Şiddete uğrayan bireylerin veya şiddeti gözlemleyen kişiler olarak bizler bu konuda bu hatları arayarak yardım talebinde bulunabiliriz. Örneğin gözlemlediğimiz şiddet aile içi şiddet ise aile içi şiddetle mücadele derneklerinden birinin numarasını arayarak destek talep edebiliriz. Bu süreçte yanımızda sevdiklerimizin, ailemizin, arkadaşlarımızın olması gerektiği gerçeği bir yana uzmanlardan da yardım almak, örneğin bir psikologla görüşmek çok daha hızlı, sağlıklı ve efektif bir şekilde iyileşmemizi sağlayabilir.
Eğer mağdursak yardım istemekten asla çekinmemeliyiz. Aynı zamanda kendimizin de öyle bir durumda kalmasını istemediğimiz durumları başkasına uygulamamalıyız. Örneğin bir arkadaşımızın hoşuna gitmeyen davranışları yapmaya devam etmemeliyiz. Bu güzel bir durum değildir ve fiziksel hasar olmasa bile psikolojik şiddete girebilir. Kendimize yapılsa hoşlanmayacağımız davranışları kesinlikle başkalarına da yapmamalıyız.